Haber Merkezi Kanal Urfa ekranlarından bir kez daha merhabalar. Gelişmelerle ana haber bülteninde yeniden sizlerle birlikteyiz. Sevgili izleyenler, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Muğla mitinginde yaptığı konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. Bay Kemal demokrasiden bahsediyor, alıyor terör örgütünün mensuplarının yanına, Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Adayları Bay Muharrem Edirne'de adeta terörist başı, şu anda tabii yargılanıyor, ayrı mesele. Onu gidiyor cezaevinde ziyaret ediyor. Kim bu adam? Diyarbakır'da 53 tane Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdüler. Ve gidip onu ziyaret ediyor ya. Hale bak. Neymiş? Cumhurbaşkanı adayıymış. Ne demek Cumhurbaşkanı adayı olmak? Cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi? İşte bak, onların mensuplarının birçoğu yurt dışına kaçtı ve yurt dışında terör örgütüyle beraber ne yapıyorlar? Gösteriler yapıyorlar. Tabii Almanya, Hollanda, Belçika, bunların hepsi bunlara sahip çıkıyor. Şu anda bakın, Avrupa'da onlara gösteri yapma müsaadesi verirlerken bize o müsaadeyi vermiyorlar. Ben buradan Avrupa'ya sesleniyorum. Batılı kardeşlerim, yarın oylama başlıyor. Şimdi sizler bizi televizyonlardan izliyorsunuz. Amana, sıkı durun. Ve Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Bu ara Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam Hatiplere kafayı takmış. Diyor ki, ben İmam Hatip mezunu değilim ama 3 sene İmam Hatip'te öğretmenlik yaptım. Bir garip adam. Bir garip. Ne zaman ne söyleyeceği belli değil. Bir taraftan diyor ki, yani İmam Hatip mezunu Cumhurbaşkanı olmuş. Ben de İmam Hatip mezunu olsaydım ben de Cumhurbaşkanı olabilirdim diyor. Başbakan Binali Yıldırım da AK Parti Ağrı mitinginde alanda toplanan coşkulu kalabalığa seslendi. Başbakan Yıldırım, yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz dedi. Bu ülke bizim, bu vatan bizim. Bazı emperyalistler Kürtler için bir devlet kurmaya kalkıyorlar. Suriye'de, Irak'ta Kürtlere devlet kuracaklarmış. Kürtler de, Türkler de bin yıldır Anadolu topraklarında beraber yaşıyorlar. Kardeşçe yaşıyorlar. Kimse Kürtlere devlet kurma küstahlığında bulunmasın. İşte Ağrı'dan söylüyorum. Ne diyoruz? Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İşte Türkiye, işte Ağrı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Şanlıurfa'da miting düzenledi. Mercimeğin, buğdayın ana vatanı burası ama ne yazık ki Kanada'dan, Rusya'dan alıyoruz diyen İnce, 1.3 milyon alanı suyla buluşturacağız dedi. Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Allah'ın izni, milletimizin isteğiyle Cumhurbaşkanı seçildiğimde dünyanın en büyük İslami Bilimler Üniversitesi'ni Şanlıurfa'ya kuracağız. Size sözüm olsun,
Bu tarihi buraya not edin. 3 yıl içerisinde 1,3 milyon hektar alanı suyla buluşturacağız. Ceylan Pınarı damızlık için, tohum ıslahı için Türkiye'nin göz bebeği, bölgenin göz bebeği yapacağız. Mercimeğin ana vatanı burası. Buğdayın ana vatanı burası. Ama ne yazık ki Kanada'dan mercimek alıyoruz, Rusya'dan buğday alıyoruz. Tarımı yeryüzü Göbekli Tepe'den öğrendi. Bu durum Türkiye'ye ne yazık ki hiç yakışmıyor. Hiç yakışmıyor. Rusya'da çiftçi mazotun litresini 0.68'e alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 0.85, Türkiye'de 1,27 dolara alıyor. Ama size ilginç bir şey söyleyeyim mi? Bakın, Rusya'dakinin, Amerika'dakinin iki katı fiyata mazot alıyorsun çiftçi kardeşim. Ama Türkiye'nin nüfusu 80 milyon, Türkiye'nin milletvekili sayısı 600. İlkokullarda derslik başına öğrenci sayısı 37. Yalova'da derslik başına öğrenci sayısı 18. Olmaz, bu doğru değil. Yalova'da derslik başına öğrenci sayısı 18 ise Şanlıurfa'da da 18 olacak. CHP'li milletvekilleri de Muharrem İnce'nin Şanlıurfa mitingi nedeniyle kentte çeşitli temaslarda bulundu. Bir dizi ziyaretler gerçekleştiren milletvekilleri, CHP Şanlıurfa milletvekili adayı Aziz Aydın'ın seçim bürosunu da ziyaret etti. CHP kadın kollarını ziyaret eden milletvekilleri kadın kollarından seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Parti meclisi üyesi Mehmet Ali Çelebi, Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm, Manisa milletvekili Tur Yıldız Biçer ve CHP milletvekili Mahmut Yıldız, Aziz Aydın'ın seçim bürosuna gelerek vatandaşlarla sohbet ederek Şanlıurfa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iyi bir ivme yakaladığını ve 24 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne en az 4 milletvekili göndereceklerini söyledi. Değil mi? Yani çok da böyle keskin bir şey söylemeyeyim. Seçimden sonra rahat konuşuruz. Ama biz madem toplumun %50'siyiz, aslında siyasette de %50 oranında temsiliyetimizin olması gerekiyor. Yani işin adaleti, adili, hakkaniyeti nedir derseniz, işin en adili budur. TÜZÜK kurultayından önce de zaten kadınların %50 kotada olması için, yani bu kotaya her ne kadar karşıysak da madem bir kota var, bunun hakkaniyetli olması için %50 olması gerektiğini ifade ettik, TÜZÜK kurultayında bildirdik. Umuyorum ki bu mücadele bugün olmasa bile bir gün mutlaka böyle hep birlikte olabildiğimiz sürece yerini bulacaktır ve kadınlarımız madem bu kadar emek veriyorlar, gecenin bu saatinde bu coşkuyu yaşatabiliyorlar, bunu aynı şekilde de temsil edilerek hak yerini bulmuş olur diyorum. 23 Haziran sabahı bizim bayramımız olacak. Bu bayram birlikte kutlayacağız. Urfa'da bu sevgili arkadaşlarımızı 4-5 tane milletvekilimize göndereceğiz. Hem Urfa'nın yüzü gülecek, hem Türkiye'nin yüzü gülecek ve Türkiye barış gelecek, dostluk gelecek. Tekrar hepinizi saygı. Şanlıurfa kent merkezi ve tüm ilçelerde kardeşlik sofrası buluşmaları kapsamında vatandaşları aynı çatı altında buluşturan Büyükşehir Belediyesi'nin son adresi Akçakale ilçesi oldu. Gerçekleştirilen iftar programı öncesi Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu proje açılışı, ilçe tarım müdürlüğünün ve gençlik merkezinin de temeli atıldı. Gerçekleştirilen iftar öncesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın katılımıyla TKDK'nın kırsal kalkınmanın proje tanıtımı, İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Merkezi'nin temeli atıldı. Gerçekleştirilen törende konuşma yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Şanlıurfa'nın hizmetkarıyız ve olmaya da devam edeceğiz dedi. Ekil olarak, ekip ruhuyla biraz sonra anlatacağım. Hep emrinizdeyiz, emrinizde olmaya devam edeceğiz. Sizleri sadece ben değil, bütün Türkiye seviyor. Hep birinci, ikinci, üçüncülük çıkarıyorsunuz. Harran ve Akçakale deyince, Ova deyince gerçekten minnettarız size.
dün Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle beraberdik, size selamlarımı getiriyorum. Ve olayı özel olarak sordu bana. Özel olarak dedim, Sayın Cumhurbaşkanım hiç merak etme. Ova her zaman birinci, ikinci, üçüncü olmuştur. İnşallah bu seçimde de Allah'ın izniyle birinci çıkaracağız. Bu bağlamda emeği geçen bütün arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi de Şanlıurfa kent merkezinde ve ilçelerinde birçok projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Belediyeler olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, Akçakale İlçe Belediye Başkanlığımız birçok hizmeti kardeşlerimizle paylaştık. Birçok proje gerçekleştirdik. Prestij caddeler, yeni bulvarlar, şehir parkları, yüzme havuzları, spor tesisleri, mezarlık alanları, birçok kapalı semt pazarları, hepsi gençlik merkezleri, kültür merkezleri, hepsi sizin huzurunuzda. Eksikliğimiz muhakkak surette vardır ve var da olacaktır. Hizmette, hizmet önemli bir lezzet. Bu lezzeti tattıkça iştahımız artar. Biz bunun farkındayız. Elimizden geldiğince her günde üreterek gideceğiz. Konuşmaların ardından TKDK'nın proje lansmanı ve tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemenin hibe töreni gerçekleştirildi. Buradan Büyükşehir Belediyesi'nin iftar programına geçen heyet, gelen konuklarla bir araya gelerek aynı sofrada iftar açtı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru seçim çalışmaları kapsamında Karaköprü ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu. AK aday Toru'nun ziyaretlerine AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Şanlıurfa İl Başkan Yardımcısı Cuma Ağaç da eşlik etti. Esnafın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan AK aday Toru ve beraberindekiler burada 24 Haziran seçimleri için destek isteyerek esnafla sohbet etti. Esnaflar 24 Haziran'da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru'yu destekleyeceklerini söyledi. Bol bol hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlar AK kadronun AK aday İbrahim Toru'yu bağrına basarak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi. Ziyaretler kapsamında AK aday Toru ve beraberindekiler Şanlıurfa Spor Kulübü eski başkanı Kemal Saraçoğlu'nu da ziyaret etti. Seçimlerde İbrahim Toru'ya destek sözü veren Kemal Saraçoğlu, esnafın içinden gelen, esnafın derdinden en iyi anlayanlardan biri olan Toru'nun her zaman yanında olduğunu kaydetti. Başarılar diliyoruz. İbrahim Toru kardeşimiz de Urfa'da sevilen, sayılan bir kardeşimiz. Ben başarılı olacağına inanıyorum. Şimdiden başarılar diliyorum. Karaköprü esnaflarının sıcak ilgi ve alakasından dolayı mutlu olduğunu ve kendisini destekleyen Kemal Saracoğlu'na teşekkür ettiğini dile getiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, seçimlerde sandıklardan büyük farkla AK Parti'nin çıkacağını söyledi. Bugün esnaflarımızı dolaşıyoruz. Karaköprü esnaflarımızla birlikte belediye başkanımız, ilçe başkanımız, AK Parti yöneticisi ve ilçe yöneticisi arkadaşlardan sağ olsunlar bizi yalnız bırakmadılar. Birbirine kıymetli esnaflarımızla dolaşıyoruz. Ben de esnaf olmamdan dolayı esnaflarla ilgili olan bir teveccühü görmemiz, AK Parti olan bir teveccühü görmemiz gerçekten bizi mutlu ediyor. Kemal Saracoğlu Bey'den hem AK Parti'de daha arkadaşımız, birlikte çalıştık yönetimle birlikte. Ve daha sonra Şanlıurfa Spor'da da aynı dönemde görev aldık. Biz zaten işyerlerimiz, konuşmalarımız ve sohbetlerimiz bir arada. Kemal Saracoğlu Bey de hem iyi bir AK Partili dava adamıdır, doğruyla konuşan, hasta gelmeyen bir yapısı var. Ben özellikle de kendisini bugün ziyaret ettim. Hem duasını hem desteğini istedik. O da bu konuda da zaten bizimle birlikte yol olduğunu, yol yürüdüğünü söyledi. Ben tekrar teşekkür ederim. Seçim çalışmalarında esnafın büyük ilgisinden dolayı ilçe esnafına teşekkür eden Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ise 24 Haziran'da 14 milletvekilini Ankara'ya göndereceklerini söyledi. İnşallah 24 Haziran'da alnımızın akıyla 14 tane vekilimizi meclise gönderecek. Ve bu konuda güçlü bir Şanlıurfa'yla meclisi temsil edeceklerine inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Öte yandan seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy ise durmak yok yola devam diyerek çalmadık kapı gitmedik esnaf bırakmayacaklarını söyledi. Karaköprü esnafı seçime hazır diyorum. Zira gittiğimiz her yerde olumlu tepkilerle karşılaşıyoruz. Çok güzel bir teveccüh var partimize, adayımıza. Şükürler olsun. İnşallah 24 Haziran seçiminde büyük bir başarı elde edeceğiz. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen mahalle toplantısında sandık görevlileri ve mahalle sakinleriyle de bir araya geldi.
Mahalle toplantısına AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, AK Parti Karaköprü İlçe Başkanı Ahmet Aksoy, AK Parti Karaköprü Gençlik Kolları ve sandık görevlileri katıldı. AK aday Toru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençlere verdiği öneme değinerek 24 Haziran seçimlerinin de ülkemiz açısından ne denli önem arz ettiğinden bahsetti. Artık Urfa büyüdü. 2023'te Urfa'nın nüfusu Türkiye'mizde 5. ve 6. sırada olacak şekilde. Kendinizi küçük görmeyin, kendinizi küçümsemeyin. Lütfen ama lütfen moralli, azimli ve başarılı olun. Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in Ceylan Pınar ziyaretinde yaptığı konuşmada Şanlıurfa Türkiye'nin lokomotifi olabilecek bir şehirdir dedi. Ceylan Pınar Kaymakamlığı tarafından Saraç Çeşme Kültür Evi'nde düzenlenen iftar programına katılmak üzere akşam saatlerinde Ceylan Pınar'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Er'in, Ceylan Pınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Belediye Başkanı Menderes Atilla, muhtarlar ve vatandaşlar tarafından karşılandı. İftar öncesi vatandaşlar ve muhtarlarla hasbihal eden Vali Er'in, iftardan sonra ise bir konuşma yaparak Ceylan Pınarların Ramazan ayını tebrik etti. Vali Er'in, Şanlıurfa Türkiye'nin lokomotifi olabilecek bir şehirdir dedi. Bugün Şanlıurfa Organize Sanayi bölgemizde neredeyse tahsis edecek yerimiz fazla. 500 civarındaki parselimizin tamamı şu an neredeyse bulunuyor. Gelen yatırımcıya yatırım taleplerini artık karşılayamaz durumdayız. Yerli yabancı çok sayıda yatırımcının yatırım yapmak, fabrika yapmak üzere başvuruda bulunduğunu görüyoruz. Turist sayısı sadece geçen yıl bu sağlanan huzur ortamıyla birlikte son 10 yılın rekor rakamının üstüne çıkacak. 1 milyon üzerinde gecelemeyi kapatın. 2010 yılında. 2018'deki veriler 2017'deki rakamların da aşılacağını gösterecek. Yeni gıda ihtisas sosyalesini kurduk sanırım. Ve orada sizlerin buralarda bu verimli olanlarda ürettiğiniz ürünleri, tarımsal ürünleri inşallah işleyerek paketleyerek fıstığından pamuğuna, mısırına kadar, buğdayına, yeşilliğine, bademine kadar bunların tamamını orada işleyerek hem sizin daha çok kazanmanız, ürünlerinizi daha kısa mesafelerde satabileceğiniz ve orada da işlenerek, paketlenerek, marka haline getirilerek dünyaya pazarlanacağı ve satılacağı yeni büyük sanayi alanları oluşturur. Şanlıurfa'da komşuların araç park yeri kavgasında 4 kişi yaralandı. Kavgaya müdahale eden bir polise tüfekten çıkan saçmaların hedefi oldu. O zaman bir çok olmuştu. Kavga Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye mahallesinde yaşandı. Komşuların araç park yeri tartışması büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada silahların da kullanılması üzerine polise haber verildi. Olay yerine giden polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ayırmaya çalıştı. Kavga sırasında kim tarafından ateşlendiği belirlenemeyen tüfekten çıkan saçmalar biri polis 5 kişiye isabet etti. Olay yerine giden ambulansla Balıklı Göl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan polis memurunun yüz kısmından yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Diğer yaralılarınsa Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldığı belirtilirken kavga ile ilgili soruşturma devam ediyor. Seçim çalışmaları kapsamında esnaf ve vatandaş gezisi gerçekleştiren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay, seçim bürosuna gelen vatandaşların talep ve önerilerini de dinliyor. (Gülüyor) 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler dolayısıyla AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay vatandaşları ziyaret ederek 16 yılda AK Parti hükümeti tarafından yapılan hizmetleri anlatarak Türkiye'nin önündeki engellerin kaldırılması adına vatandaşlardan AK Parti'ye destek istiyor. AK Parti Akçakale eski ilçe başkanı 27. dönem milletvekili adayı Hikmet Başak ve Biniicil aşireti mensupları AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Ahmet Akay'ın Akçakale ilçesinde bulunan seçim bürosunu ziyaret ederek Ahmet Akay'a desteklerini dile getirdiler. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci geçtiğimiz günlerde Yanan Dünya İş Merkezi'ni ziyaret edip
esnafın yaralarının sarılması konusunda destek çıktı. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangın sonrası büyük maddi zararın meydana geldiği iş merkezine giden Başkan Ekinci, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın girişimleriyle KOSGEB tarafından destek çıkılacak esnafa bir müjde daha verdi. Başkan Ekinci, pasajın bakım ve onarımının Eyyubiye Belediyesi tarafından yapılacağını söyledi. İş merkezinde pasaj esnafı ve yetkililerle bir araya gelen Başkan Ekinci, biz de Eyyubiye Belediyesi olarak iş yerimizin kısa süre içinde eski haline gelmesi için çalışma yapacağız, dedi. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi burada bir afet yaşandı, bir yangın Dünya İş Merkezi'nde ve burada tek teselli can kaybının olmaması. Maddi anlamda 5 milyondan fazla bir zarar, esnafımız zarara uğradı. Biz de tabii ki bu yaradanın sarılması adına da iyi bir belediyesi olarak şu anda buradayız. Ve inşallah kısa bir süre içerisinde bu iş yerlerinin eski haline dönmesi konusunda gerekli çalışmalar yapacağız. Bu yönüne de baktığımız zaman bir nebze de olsa esnafımıza bir destek, bir katkı olacaktır. Ben tekrar geçmiş olsun diyorum esnafımıza. Can kaybı olmaması dediğim tek teselli. Bugün de onlarda her zaman bilgiyle esnafımızın yanında olmak için bir adım atmış oluyoruz. Buna Sayın Bakanımızın da çok ciddi bir çalışması var. KOSGEB aracılığıyla esnafımıza destek geçiyor. Ve yine tabii Sayın Bakanımızla görüşlerimizde buranın fiziki yürütmeştirmesi konusunda şu an iyi bir olarak biz işlemiyoruz. Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Diğer yandan Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Ayvanat Mahallesi'ne bulunan SODES Kadın Mesleki Eğitim Merkezi yöneticileri, usta öğreticileri ve kursiyerleri iftar yemeğinde bir araya geldi. 24 Haziran seçimlerine yoğun çalışma temposuyla hazırlanan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, sabah erken saatlerde ilçenin Esmerçayı Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Ne yapacağız? İyisin inşallah. Durum nasıl? Yok, iyidir. Allah'a şükür. Hamdolsun, iyidir. Başkan Yılmaz, ilçede yapılan çalışmaların yanı sıra yürütülen projeler, bitirilen projeler ve yatırımlar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Esnaflarla sohbet eden Başkan Yılmaz, vatandaşların dilek ve temennilerini kendi not alarak yakından ilgilendi. Seçildiği günden itibaren her fırsatta vatandaşlarla bir araya geldiği için sık sık esnaf ve sanatkarları ziyaret ettiğini dile getiren vatandaşlar, Belediye Başkanı Resul Yılmaz'a teşekkür etti. Kadın Mesleki Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen iftar programına Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve çok sayıda bayan kursiyerler ve aileleri katıldı. İftar programında Siverek Belediyesi Müzik Grubu ilahileri ile sahne alırken merkez bünyesinde eğitim gören kadın kursiyerler de def çalarak ilahiler seslendirdi. İftar programına katılan ve önümüzdeki dönem ilçede her mahalleye bir kadın destek merkezi düşündüklerini ifade eden Belediye Başkanı Resul Yılmaz ise insanların yeni beceriler edinip yeni bilgilerle donatılmış olmasının kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. İnşallah önümüzdeki dönemde her mahalleye bir kadın destek merkezi oluşturacağız. Evet, buralara devam ediyorsunuz. Çeşitli kurslar görüyorsunuz. Yeni beceriler, yeni bilgiler ediniyorsunuz. Ve bizler de bundan büyük bir keyif alıyoruz, haz duyuyoruz, mutluluk alıyoruz. İlvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kamayızol gerçekleştirdikleri kırsal mahalle ziyaretlerinde 24 Haziran seçimleri için destek istedi. Evet, bugün Hilvan'dayız. Hilvan'ın köylerini geziyoruz. Söğütlü, Ayrancı, Aydınlık, Kovancık köylerindeydik. Halkımızın, vatandaşlarımızın çok güzel düşünceleriyle karşılaştık. Bunlar tabii bizleri umutlandırdı, onurlandırdı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi de geçelim. Bir de teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için Hilvan Merkez ve kırsal mahallelerde gezilerini sürdüren Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık yaklaşan seçimler için destek sözü almaya da devam ediyor. Kırsal mahalle ziyaretleri kapsamında açıklamalarda bulunan Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Güler Kama İzol ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini ve halkın AK Parti'ye son derece büyük teveccühü olduğunu anlattı. Burada her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanalları tüm uyarılara rağmen gençlerin ve çocukların serinleme mekanı olmaya devam ediyor. Şanlıurfa'da her yıl serinlemek isteyen onlarca kişinin hayatını kaybettiği devlet su işlerine ait sulama kanalları bu yılda havanın ısınmasıyla özellikle çocuklar ve gençlerle dolmaya başladı. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin en önemli yatırımlarından biri olan Atatürk Barajı'ndan alınan suyu Harran Ovası'na taşıyan sulama kanallarında çok sayıda kişi serinlemeye çalışıyor. Şanlıurfa DSİ 15. Bölge Müdürlüğü'ne ait sulama kanallarındaki kanala girmek tehlikeli ve yasaktır uyarısına rağmen bir grup çocuk ve genç kanala girerek serinledi. Gençlerin etrafı demir korkuluklarla çevrili kanalın üzerindeki köprüden akrobatik hareketlerle atlaması ise yürekleri ağızlara getiriyor. Kanala atladıktan sonra suyun akıntısıyla bir süre yüzen gençler ve çocuklar demir korkuluklara bağlı halatlara tutunarak dışarı çıkıp ardından tekrar suya atlayarak tehlikeli eğlencelerini sürdürüyor. Tehlikeli adımız yüzüyor. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Torun'un seçim bürosu her gece geç saatlere kadar sevenleri tarafından ziyaret ediliyor. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi Kuyubaşı mahallesindeki akaday İbrahim Torun'un seçim irtibat bürosu her gece dolup taşıyor. Kentin büyük aileleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve gençler AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı İbrahim Torun'a destek olmak için seçim bürosuna akın ediyor. Her gece sahur vaktine dek seçim bürosuna olan ziyaretler de devam ederken akaday Toru da burada sevenleriyle bir araya gelerek seçim çalışmaları konusunda fikir alışverişinde bulunuyor. Kentin ileri gelenleri ve kanaat önderleri de burada yaptıkları konuşmalarda AK Parti Şanlıurfa milletvekili adayı İbrahim Toru'ya destek verdiklerini ve 24 Haziran'a kadar durmadan çalışacaklarını kaydetti. Sayın İbrahim Toru'yu yaklaşık 18 yıldır tanıyoruz. Her daim Urfa için çalışmıştır. Milletvekilliğin yolu açık olsun. Başarılar diliyorum. Sayın Gürler Abiyyücü, Urfa için gerçekten isabetli bir karardı. Onun aday olması Urfa büyük bir kazançtır. Biz ona destek veriyoruz, onu destekliyoruz, onu seviyoruz. Ona sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar kendisini yalnız bırakmayan sevenlerine teşekkür eden akaday İbrahim Toru da 24 Haziran'a sayılı günler kala insanların kafalarını karıştırmak isteyenlerin olabileceğini ve olası oynanmak isteyen oyunlara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini söyleyerek 24 Haziran seçimlerinin ülke açısından oldukça önemli olduğunu belirtti. Eyyubiye, işlere içerisinde burada doğduğumuz, büyüdüğümüz ve her zaman geçmişimizi İnkar değil, gururla anlattığımız ve 12'ler mahallesinden gelen Eyyubiye'nin Kuyubaşı'na çıkan bir kardeşimiz olarak zamanında ayakkabıcılığı da yaptık, hambalık da yaptık ve bugün belli bir yerlere kadar geldik ama aslımızı asla unutmadık. Geldiğimiz yeri çok iyi biliyoruz. İnşallah gidelim, bir de inmeyeceğiz. O günden bugüne Urfa'mıza birçok ilkleri başardık, yenilikler kattık. El birliğiyle, senli benli değil, biz olma politikasından dolayı ailece kardeşlerimle birlikte ve Yüce Rabbimin takdiriyle oldu. Benim çok zeki olmamdan değil, Yüce Rabbimin güzellikleriyle ve himayesiyle oldu. İnşallah 24 Haziran'da eğer nasip olursa, siyaset arasında milletvekili olursak, inşallah o zaman konuşma zamanı değil, çalışma zamanı olacak.
İlklerin belirliğinin tekrar adresi Urfa'dan mesele yaparak Türkiye'de birçok öncü projenin öncülüğünü yaşayacağız inşallah. İnşallah. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Halil Özcan seçim çalışmaları kapsamında Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Halil Özcan'ın Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirdiği ziyarete Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu ile AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal eşlik etti. Halil Özcan burada yaptığı konuşmada AK Parti hükümetiyle istikrar devam edecektir dedi. Gerçekten çok mutlu oldum. Yani Urfa'da böyle bir iş çıkarılması, yani giden herkese çok teşekkür ediyorum. Ama 24 Haziran'dan sonra inşallah tekrar birazcık geçtikten sonra kurları ve birliklerine desteklerimi tüm hemşerilerine işte 24 Haziran'dan sonra inşallah birçok atölyenin ve iş yerinin Şanlıurfa'da açılacağı sanayinin Türkiye'nin Türkiye'nin insanın olduğu Şanlıurfa'da da açılacağına ben tüm kalbimle inanıyorum. Ben bu durum çalışmaları bana anlattı. Gerçekten mutlu oldum. Ve inşallah istikrar sürdüğü sürece AK Parti ve Sosyal Cumhurbaşkanımıza da sayıda zamanlar kalır sürece gerek Türkiye'de gerek Şanlıurfa hakkında yere gelecek bir sanayide ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürü Yunus Emre Aksu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Özcan'a teşekkür etti. AK Parti Eyyubiye İlçe Başkanı Mehmet Moğal ise AK Parti hükümetiyle gerçekleşen sanayileşme süreci devam ediyor dedi. Firma benim için 560 kişi bir fabrikada çalışmak, 5000 kişi çalışmak demektir. Çok mutlu oldum. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, AK Parti Eyyubiye İlçe binasında sandık müşavirlerine verilen eğitim toplantısına katıldı. Avukat Öznur Dişli tarafından sandık müşavirlerine seçimlerde oy kullanılırken nelere dikkat edilmesi yönünde bilgiler verildi. Sandık müşavirlerine hitaben bir konuşma yapan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, 24 Haziran seçimlerinde sandıklara sahip çıkılması ve dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Bir sandık hem yandı. İşin dahili asıl neticesiz sandıklarla bize. Eğer sizde bazı süre göz yumarsanız, o anda müdahale etmezseniz, o anda bazı şeyleri yaptığımız vakit müdahale olmadan vakit bizim zaten kaybımız buradan başlar. Bu seçimden de çok stratejik biraz önce bir zaman da söyledim. Yaptan Sayın Cumhurbaşkanımızı bir turda atlatmamız lazım. Ve her güçlüyle birlikte işlerine ona yönetiliyor. Zaten bu konuda ittifak değil, yani ödeme millet birliğinin ortasında. Bizim bazı anlarda ettikten bizim MHP ile alanlarımız Cumhurbaşkanımızla ittifak ittifakımızla an milletvekiline ayrılır. O yüzden diğer partilerde de maalesef bunlar Cumhurbaşkanlıklarında listelere adayları ayırırken an partiler orada ittifak kurulmuşlar. Bizim burada sadece sizler listeyi insanların her yanımıza Sayın Avukatım'ın anlattım. Bizim burada zaten bu defa geçersiz oyun en az kare yedirilmesi noktasında AK Parti zaten AK Parti MHP ödecek. Ama ikisinin ortasında durumu, bu ikisinin ortasında da ittifaktan geliyor. Bu ittifakta kim daha çoğunluğu alırsa zaten o peki başkanına burayı yaptıracak. Bu da bizim avantajımız olur. Çoğunlukla ilgili olduğunda. Orada da istina olduğu olup müdahale etmez zaten sayın sonunda çoğunluk bize ait olduğunu onlar otomatikten olur. Onlar bir yerlere müdahale edersen böyle, sap edersin. Böyle gezdiğim aslında. İnşallah Allah nasip ederse güzel olacak, teşkil etmeli iyi olacak. Sizlerle sandıkların ilk başvurduğu vakit ve kapanışından muhakkak burada uyanır. Her mahalleye bir kültür evi sloganıyla kültür evi çalışmalarını sürdüren Ceylan Pınar Belediyesi, ilçeye bir kültür evi daha kazandırıyor. Ceylanpınar Belediyesi vatandaşların taziye, mevlit ve sosyal etkinlikleri ferah ve nezih ortamlarda yapabilmeleri amacıyla kültür evi çalışmalarına devam ediyor.
Daha önce Ceylanpınar Belediye Başkanı Menderes Atilla'nın ilçeye verdiği 3 kültür evinin sonuncusunun çalışmalarına da başlandı. Ceylanpınar Belediyesi'nin çalışmalarına başladığı son kültür evi Mevlana Mahallesi'ne yapılacak. Saha zemin çalışmalarına start verilen kültür evi yakın zamanda tamamlanarak ilçe halkının hizmetine sunulacak. Daha önce ilçeye 64 kültür evi kazandıran ve şu anda da 8 kültür evi çalışmalarına devam eden Ceylanpınar Belediyesi yapılacak yeni kültür eviyle beraber ilçeye toplamda 75 kültür evi kazandırmış olacak. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun ilçeye yeni bir kültür evi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. İlçemize en son söz verdiğimiz 3 adet kültür evinin yapım çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu kültür evlerinden 3.sünü Mevlana Mahallemizde inşa edeceğiz. Şu an inşaat yapılacak alanda zemin ve sıkıştırma çalışmalarımızı yapmaktayız. Bunu da en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız inşallah. Mahallemize hayırlı olsun. Öte yandan Ceylanpınar Belediyesi tarafından cadde ve sokaklarda kilit parke taşı döşeme çalışmaları sürdürülüyor. Ceylanpınar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve 15 Temmuz Şehidimiz Ümit Yolcu Parkı etrafında kilitli parke taşı döşemesi çalışmaları devam ediyor. Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Altun ilçe genelinde bütün altyapısı biten cadde ve sokaklara kilitli parke taşının döşeneceğini ifade etti. İlçemiz genelinde başlattığımız kilitli parke ile cadde ve sokak düzenleme işimiz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 15 Temmuz Mahallemizin Şehit Ümit Yolcu Parkı civarındayız. Bu parkımızın etrafında bulunan cadde ve sokaklarımızın üst yapı düzenlemesini yapıp yakın zamanda da inşallah parkımızı halkımızın kıyafetine açacağız. Mahallemize, ilçemize hayırlı olsun. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Şefçi Aşevi Derneği'ne giderek yemek dağıtımına katıldı. 1993 yılından bu yana kent merkezindeki dar gelirli ailelere yönelik kuru gıda, giyecek ve sıcak yemek yardımında bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Nihat Çiftçi, Aşevi sorumluları Abdülaziz Kutluay ve Ali Topal'la birlikte dev kazanların başına geçerek vatandaşlara yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Yıllardır fakir ve fukaraya sıcak ekmek buluşturmak adına çok güzel çalışmalara imza atıldığını belirten Başkan Nihat Çiftçi, Aşevi sorumlularını tebrik etti. Çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Tabii bizler de bu fakir fukaraya onların evlerine giden bu yemekte bir nebze olsun, bir tuzumuzun olması için de sürekli Aşevi'mizi ziyaret ediyoruz, katkıda bulunuyoruz. Ben bu güzel hizmetten dolayı, hayırlı hizmetten dolayı hocalarımızı tebrik ediyorum. Diyorum. Allah razı olsun. Aşevi sorumlusu Abdülaziz Kutluay da Başkan Nihat Çiftçi'yi Aşevi'nde gördükçe morallerinin düzeldiğini anlattı. Sayın Belediye Başkanımızı biz burada gördükçe moralimiz düzeliyor. Biliyoruz ki arkamızda bize destek veren bir belediyemiz var. Zaten belediyenin yapması gereken de budur. Burası hepimizin dolayısıyla sıkıntılarımızı kendilerine arz ettik. Kendileri de her zaman yardımcı oldukları gibi yine yardımcı olacaklarını söz verdiler. Buraya kadar geldiler, zahmet verdik. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun. Elimizden geleni yapacağız. Tamam. Bütün yediğiniz yemeklerden tatlısı var. Bu kadar da ekmek. Her gün ekmek. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı Sedat Ertürk, Halil ilçesi Bamyasuyu Mahallesi'ne esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Sayın Bey'den başka iyisi yok. Gelmezler Türkiye'ye. Allah sizi rast gelsin. Hakkınızda hayırlısı Allah onu nasip etsin. Sanmıyor musun ya? Böyle gördük sanmıyorum. Allah razı olsun. Canlı canlı. Burası daha önce şeydi. Muhtarlık. He, daha önce Mahmut Öktü'nün yerine. Hani hoş geldin. Allah belli oluyorsun. Allah başarılar mutluyorum. Sizin içinden biri çıkmıştı. Benim destek olası inşallah. AK Parti 27. dönem Şanlıurfa Milletvekili adayı Sedat Ertürk, Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nusret Kaya ile birlikte Haliliye'ye bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde esnaf gezisi ve vatandaş ziyaretlerinde bulundu. Ben muhabbetim, akkordeonla bir yerdeyim. Benim, her tabuk. Kızların da oğluyum Mustafa. Değil mi? Evet. Ben müsaade.
Akaday Sedat Ertürk ziyaretleri kapsamında Bamya Suyu Mahalle Muhtarı Mustafa Bağış'ı da ziyaret etti. Akaday Ertürk mahalle gezisi kapsamında iş yerlerini kapı kapı gezerek esnaf ve vatandaşlardan 24 Haziran seçimleri için destek istedi. İnşallah Rabbim sizden bir haber olur. İnşallah tekrar çıkacak. İnşallah. Akaday Sedat Ertürk esnaf ve vatandaşlara 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. Akaday Ertürk ayrıca AK Parti hükümeti tarafından yapılan büyük hizmetleri anlatarak çocukların geleceği için AK Parti'ye oy verilmesi gerektiğini ifade etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru seçim çalışmalarını Akçakale ve Haran ilçeleriyle devam etti. Akaday Toru her iki ilçede de esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattı. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, Akçakale ilçesindeki esnafları tek tek ziyaret ederek destek sözü aldı. Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan'ın da eşlik ettiği esnaf ziyaretinde geçmiş dönemde milletvekili adayı ve Akçakale'nin abisi olarak tanınan, geçtiğimiz aylarda kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Mehmet Kartal'ın kardeşini de ziyaret eden AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, rahmetli Mehmet Kartal'ın büyük emekleri olduğunu söyledi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, milletvekili adayı Ahmet Akay'la İbrahim Ayhan'ın da sonradan katıldığı ziyaretlerde Akaday Toru esnaflarla bir araya geldi. Bu balonun tecrübesi olmuyor mu? Evet. Maşallah ama böyle yürekten dinç. Şanlıurfa'nın il genelinin yanı sıra ilçelerde de seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru, Akçakale ziyareti sonrasında Harran ilçesine çıkarma yaparak esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru'ya AK Parti Harran ilçe başkanı Mahmut Özyavuz ve meclis üyeleri de eşlik etti. Esnafın ilgisiyle karşılanan Toru, esnafa ve AK Parti Harran ilçe teşkilatına teşekkür etti. Esnaf ziyaretimizi yaptık. Ve şu an onlarla ilgili ziyaret ettik. Tüm esnaflarımıza, tüm ilçelerimize, dünden itibaren Siverek Hivan, bugün de Haran, Allah nasip ederse Aşağıkale'ye ve tüm ilçelerimize ve esnaflarımıza dolaşarak sahalarda ve meydanlarda bulunuyoruz. Allah nasip ederse 24 Haziran'a kadar tüm ilçelerimize hepsine gidip tüm esnaflarımıza kavuşma gününe kadar bekleyeceğiz. Allah'a hamdolsun hem bize hem de partimize teveccüh çok çok büyük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük bir hayranlıklar var. Büyük bir sevgisi var. İnşallah Rabbim bizi mahcup etmez. 24 Haziran'daki seçimlerde de Tehir'e Şanlıurfa'mız, Harran'ımız, Akçakale'miz Tehir'e tarihi güne şahitlik edip tarih yazacak. Seçim çalışmalarını Harran'da İbrahim Toru ile sürdürdüklerini ifade eden AK Parti Harran İlçe Başkanı Mahmut Özyavuz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili adayı İbrahim Toru'yu meclise göndereceklerini söyledi. İbrahim Bey'e teveccüh gerçekten çok. Herkes İbrahim Bey'i seviyor. Herkes AK Parti'yi seviyor. İnşallah teşkilatımızla, milletvekillerimizle inşallah 24 Haziran'a giderken Allah'ın izniyle 14'te 14 yapmayı hedefliyoruz. Tek ümidimiz, tek duamız inşallah bu şekilde olacak. Bu haberle birlikte ana haber bültenimizde noktalayalım sevgili izleyenler. Yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.